Evet millet, bugün RoboQuest oyunun canlı kanlı izlenimiyle birlikteyiz. Oyunumuz Roguelite bir FPS oyunuymuş. Bu oyunu ben ilk defa görüyorum bu arada. Yani bayağı bir değişik olacak sanıyorum. Daha önce gördüğümüz oyunlar genelde ağırlığı ne denir? TPS mi denir? Yok, böyle 2D Roguelite oyunları gördük ya da böyle biraz daha ne denir konağa? Slash tarzı oyunlar gördük. Bu FPS olması biraz değişik geldi bana. İlk defa oynayacağım bu tarz bir oyun. Bakalım göreceğiz. Biraz da böyle troll yanı var burada görüldüğü üzere. Arkadaşlarınla falan oynayabiliyormuşsun. Burada yazıyor zaten işte. Tek oyunculu ve çok oyunculu oynanabiliyor. Co-op modu var özetle. Aksiyon bağımsız bir yapım bu arada, onu da söylemiş olayım. Onun dışında oyun 20 Ağustos'ta çıkmış. Oyunun fiyatı 25 lira şu an, indirimde %20 indirim var. Normal fiyatı 32 lira. 16 dolarmış. Yani yarı yarıya uyarlanmış bir fiyatla karşı karşıyayız. Yani fena sayılmaz yine. İndirimi de var şu an. Bilmiyorum, belki alınabilir. Birlikte zaten oynayacağız, göreceğiz. Oyunun görev sistemi falan var galiba. Gameplay biraz şöyle değişik duruyor. Bilmiyorum, tatlı duruyor grafikleri falan. Birlikte inceleyeceğiz, göreceğiz artık. Gamepad desteği falan varmış. Oyuncu sayısı şu an 45. Çok bir oyuncu yok ama upgrade'ler falan var mesela. Zaten roguelite oyunlarda bir oyun içi şey olması gerekiyor. Karakter geliştirme. Bakalım. Böyle bir oyun. Birlikte oynayacağız. Göreceğiz. RoboQuest'i ben direkt play deyip şöyle bir başlamak, incelemek istiyorum. Bakayım hızlıca. Yani şurada görüldüğü gibi bayağı hoş gözüküyor aslında ama bakalım. Nasıl bir şey olacak? Hızlıca girelim oyuna. Açılıyor mu? Ne oldu? Bu arada erken erişim oyunuymuş bu. Yani daha geliştiriler vesaireler muhtemelen gelecektir. Bu arada oyun açılıyor mu ya? Bir tıkandı, bir anlamadım ne olduğunu ama. Bakalım açılıyor mu? Bakalım bakalım, o ne lan, mesaj gelmiş. Şuna bir bakayım. Bu oyun açılırken niye açılmadı abi? Heh, sonunda ya. Şuradan hemen ses ayarlarına giriyorum. Hop, müziği kıstım. Genel sesleri de şöyle yaptım. Okey. Tamam. Burada bildirimler. Direkt başlıyorum anlatmaya. Menüsü zaten standart bir menü olarak ayarlanmış. Şeye benziyor ya. Borderlands'in şeyine benziyor. Tasarımlar falan ona benziyor. Hoş. Bir de şey olarak oyun içi de böyleyse baya tatlı olur bu oyun. Leveller falan gelmiş böyle değişik. Yeni reworkler falan gelmiş. Burada update'leri falan gösteriyor. Burada işte ayarları yapabiliyorsunuz. Kontrolleri vesairesi. Ben Sensitivity'yi muhtemelen ayarlayacağım birazdan da. Oyuna girip bakarım. Türkçe dil desteğimiz var mı? Yok. İngilizce var. Böyle. News'ten işte haberleri görüyoruz. Burada niye gösteriyor ki burada varken? Bunu niye koydunuz ki? Daha geniş görmek için mi? Garip. Neyse, start deyip oyuna başlıyoruz abi özetle. Abi çok tatlıymış. Baya böyle şey, anime diyecektim. Ne bu? Ne denir buna ya? Çizgi roman havasında yapılmış baya. Aynen, çok hoş duruyor çizgi roman, aynen. Tatlı. Netflix fixleyeceğiz mi? He. Tamam, robotu tamir ediyoruz. Kendine geliyor. Uaa. Mission Save Humanity. İnsan kurtarma mı? Anladım abi. Okey. F1'den feedback gönderebiliyormuşuz. Öyle yazıyor. Çöldeyiz şu an. Şu an çöldeyiz. Hoşmuş tasarımları bayağı ya. Herhangi bir tuşa bastım abi. Bak, Borderland demiştim değil mi? Bak aynen. Tasarımlar Borderland'de benziyor bayağı. Ve ASD'ye koşuyoruz. O şifre koşma. Bak, koşma animasyon şeyini görüyor musunuz? Kenarlarda şeyler çıkıyor. Güzel. Alright. All good. Okay. Next. I'm Max. Nice to meet you. Memnun oldum. Memnun oldum. One way to opening. Kapıyı aç diyor. Ne oluyor?
Ağzına vururun. V ile yakın hasar veriyoruz. Onları alamıyoruz mu? Sektiriyor falan. Grab to... dur bir şey alacakmışız. Evet, E tuşuyla. Oğlum Borderlands'a çok benziyor lan. Nasıl yapmışlar oyunu? Bağımsız yapın bir de bunlar. Güzel ama. Hoş duruyor şu an. Ne bu? Max Special Classic. Created Crosshair Lover. Bilemedim. Normal oyunlarda böyle olur sanki ama. Yani normal cross kullanacağım ben. Aa şeyi ayarlamam lazım. Çok pardon. Hemen. Control sensitivity ayarlayacağım demiştim. Bu harbiden ayarlanması gerekiyormuş. Çok yüksek abi. Bakayım. İyi şu an. Okey. Okey iyiyiz şu an. Kapıyı açıyorum. Bir dakika. Nefes alma mı var? Nefes almaması lazım oğlum. Robot değil miyiz? Kayıyorum yerden. Oğlum çok iyi lan. Yerden kayma olayı falan var. Harita var yukarıda. Kontrolle şöyle kayıyor. Kayma yapıyor direkt. Shift'e basmana gerek yok. Direkt kendi kayıyor. Shift'le basarsan da kayıyor da. Double jump bar paste'le şöyle. Tatlı abi. Grafikleri falan da hoş. Beni tabladı oyun. Burada ne olayı var? Shift'le koşarken olmuyor. Nasıl yapacağım? Shift'le space double jump. Olmuyor. Olduramadık dur. Nasıl yapacağım lan? Buradan bir şey var bunun belli de. Nasıl yapacağımı anlamadım. Ben mi anlamadım? Ben mi yapamadım anlamadım. Mermimiz sınırsız. Follow the pet. Ben anlamadım bu olayı neden? Ha, buradan koşup geleceğim galiba lan dur. Anladım abi. Ben aptalım galiba. Bu oradan yerden atlamayı niye çalıştım bilmiyorum. Bir saçma bir şeye girdim bir an. Hop. Tamam. Devam. Burada kapılar maplar açılıyor yine. Devam. Tara. Hoş abi. Grafikleri çok hoşuma gitti bu arada. Oradan X-Max alıyorum. Şu kapıyı da açalım. Buradan gelip o aura kalaba. Mermilerden kaçma olayı da çok tatlı yalnız ha. Kontrolle şöyle kayabiliyorsun. Kontrolle kaya kaya kaçarım ben bunlardan da. Roguelite FPS harbiden hoş olabilirmiş. Şimdi bir daha bir düşündüm de. Şuradan eksileri falan alıyorsun galiba. Level atlayacağız. Aynen. Level atlama ve kasma. Karakter geliştirme olayı var büyük ihtimalle. Eğitiyor zaten. Muhtemelen bana gösterecek onu da. Dur bakalım. Enter the building diyor. Burada build yapacakmışız. Benlik değilim ha aga be. Bence güzel. Bu ne? Oha vuruyormuş lan. Open chest mi? Aa yeni silahım var. Oo güzel. Çok iyi ya. Benim çok hoşuma gitti şu an. Allah yanımdaymış o da. Oğlum bu mermilerden kaçma olayı
Bir tek sıkıntı olacak gibi ilerleyen süreçte ama. Okey. İyiyim. Buradan da geçti kaldık buraya. Tekrar mı dönüyoruz? Ne diyor? Ev station. Next anyway. People turn back in the close. Yok, okay. Burada bir şeyler yok mu? Aa, yapamadım ki. Ta. Sanıyorum bitti tutorial. Tutorial modu da güzelmiş. Eğitti, güzel bir şekilde anlattı yani olayı. Ama bana silah vermedin. Start game yapıyor buradan. Buradan multiplayer'a gidebiliyor. Menüsü bu mu abi? Vaa, çok tatlı. Upgrade yapalım biz. Burayı geliştirebiliyor muyuz? Burayı geliştiriyoruz galiba. Şu an bir şeyimiz yok. Yani şu an bir sıfır, birinci seviyeyiz hala. Geliştir olayı var. Loadout'u ayarlayabiliyoruz. Standard easy difficulty, zorluğu seçebiliyoruz. Recon Engineer Commando. Bunların özellikleri varmış. Karakterlerin. Seçemiyorum bunu. Şu an bu. Abi çok tatlıymış ya. Oyun çok hoş duruyor. Harbiden güzelmiş. Bunu beğendim. Buralar daha açılmayan şeyler de var galiba. Bak bu açılmıyor. Burada bir şeyler var. Bunu neymiş? Multiplayer arkadaşlarınla co-op girebiliyorsun. Başka? Sesleri falan da hoş. Yani grafikleri, sesleri. Benim şu an tavlada oyun ya. Görev merhaba olacak da neyse, biz start game deyip paralelde gireceğiz oyuna. Hadi bakalım. Kalite ayarı mı gelmiş? Allah Allah. İyiymiş. Bakalım, kanyona giriyoruz şimdi. N2'ye başlayalım, tamam, herhangi bir tuşla. Open chest, ver bakayım. Uaa, patlayıcı. Yüzdelik durumu var, yüzdesi doldu mu ateş edemeyeceğiz, anlaşıldı. Roguelite FPS nasıl olur diyordum da harbiden tatlı olabilirmiş. Merminin geldiği yeri az çok gösteriyor, iyi, güzel. Sesi de belli ediyor bu arada. Tıkanmaya başladığı an sesi değişiyor. Eksi aldım. Bunu da aldım. Haritada şey, harita diyorum. Ekranın bir tarafında hemen böyle gösteriyor şeyi. Nereden ateşin geldiğine dair. Hani dikkat et diyor. Oaa, vurdu bu. Uçanlar tehlikeliymiş abi. Bir de bomba atarı olanlar şöyle multi şey, çoklu çoklu vurabiliyor. Diğer rakiplere de vuruyor. Vurdu lan. Buradan da gidiliyor, buradan da gidiliyor. Nereye gidelim? Buradan eksi toplayalım ya, dur. İstersek farklı yollara girebiliyoruz. Vuruluyorum ama buradan, vuruluyorum. Upbreak, level atladım. Ne yapıyorsun karşım sen oradan? Çok hızlı, çok temiz oyun ya. Çok böyle hoşuma gitti benim. Şöyle. Şeyi çok güzel. Geniş bayağı. Aa, restorlama var. Chest açıp yeni bir şeyler alıyoruz. Buradan da silah alabiliyoruz. Bunu değiştirebiliyor mu peki? Değiştiriyor. Şöyle bir şey yaptık ben şimdi. Pompalıyla.
Pompalı ve silah yaptım. Bunu değiştirebilirim tekrar da neyse böyle iyi. Bu ne? Retrieve pack aldık abi. Ölürsek diye herhalde. Açamıyorum burayı. Ne istiyor ki? 344 yazıyor. Ne bu? He. Ha bu perk aldık. Buradan perk seçebiliyoruz. Power armor'ım diyelim. Fires ateş olsun ya şey. Hatta şey vuruşlar olacak. Bunu da açamıyorum. Buradan gireceğiz şu an. 3 kapı var. Üçünden birinden girebiliyorsunuz. Şu an muhtemelen açmam için bir puan bir şey isteyecek. Anladım ben olayı. Tamam. Pompa da iyiymiş bu arada ya. Sevdim. Hop. 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 Okey. Bozuluyor bu arada bu robotlara. O olay da var. Çok hasar yerse bozulmasının sebebi perk olabilir. Bak bozuldu ateş, şu an ateş alıyor. Aynen. Ateş hasarı veriyor perk'ten dolayı. Anladım abi. Onu kendimiz seçiyoruz. Hoşmuş ya. Hoppa. Hop hop. Öldürdüm daha. Gitmeden öldürdüm onu. Abi yanlış yere doğru kaçıyorum şu an. Vuruluyorum, vuruluyorum. Çok burada var mı bir şey? Bir şey vardır diye geldim o kadar ya. Bunlara biz girebiliyoruz mu acaba? Oğlum çok hızlı ya oyun bir de. Canım a ölüyorum ha. Aha bir şey vurdu. Allah ölüyorum. Hızlı oynamam lazım da bir türlü şey yapamıyorum şu an. Uaa level atladım. Upgrade yapıyorum. Ability'lerim de var benim ama şu an neyim var bilmiyorum. Q. Aa bak bunları hiç kullanmadık biz. Q kalkan açıyorum ben Q ile. Bu nerede yazıyor? Bir yerde de yazmıyor. Bunu belirtmeleri lazım. Mermi değiştiriyor. Başka tuşlara bakalım dur. Bu ne mesela? Ha silah attım pardon. F ile attım. Neden F peki? Garip bir şekilde anlamadım. G. K ile bakayım. V ile yakın hasar vuruyorduk zaten onu gösterdi. M'de bunu gösteriyor. Başka bir şey yok. Tap'ta şeyleri gösteriyor. Statları. Silahı. Geliştirdiğimiz şeyi, perk'ün olayını gösteriyor. Haritayı da gösteriyor. Tamam güzelmiş. Artifektim şu an yokmuş mesela. Okey. Şeyi gösteriyor bir de. Q ile kalkan açabiliyoruz. Kalkan önümde yazıyormuş bu arada. Ben şimdi fark ettim onu. Oyunun yayını yapan tek kişi. Aynen aynen. Oyun bayağı iyi bu arada. Bak bunu böyle kalkanı açabiliyoruz şu an. Oğlum beni sardı oyun. Ben bunu oynarım ya. Bunu silmeyelim, bunu oynarız abi. Bayağı oynarım yani. Trouble olayı varmış şimdi. Trouble rank C verdi. Okey. Oasis'e mi gidiyoruz? Oradan hemen gitmese miydim ya? Prezenike'yi dur bakalım.
Kutu açtım. Ne bu? Sniper mı? Versene bir sniper'ı. Sniper'ı çok sevmeyebilirim ama neyse aldım. Bir şey daha aldım. Buradan can aldım ama can yeterli değil şu an bana. İkinci olayımızı aldık. Core aldık. Bak şu Q'yu gösteriyormuş. Aşağıda da süresi yazıyor. Açık kaldığı süre. Yerini de değiştirebiliyorsun hemen böyle tak diye. Aman bu ne? Aa içinden vurabiliyoruz lan, o iyiymiş ha. İki mermi alıyor pompalı. Bu da iyiymiş bu arada. Ne oluyor? Aa ağzıma vurdu. Neyle? Nereden vuruyor? O nasıl bir atış? Aa. Neyle? Ne? Kaçamadım. Ne oluyor? Ha anladım. Tamam bir daha yap bakayım. Ona bir bakmam lazım. Yapamadım ki dur. Şuradan çıkacağım. Allah abi bir silah. Lan biri beni itiyor. Ne oluyor? Ha bu beni itebiliyormuş. Bununla da gidebiliyormuşuz. Biz de gidebiliyormuşuz bununla. Vurdum. Bunun önce üstündekini vurmanız gerekiyor. Sonra robota geçiyorsunuz. Hop. Vurdum. Mesela bunu açtım abi, tamam mı? Koydum bunu böyle. Öldürdüm. Biz dışarı atabiliyoruz bunda. Ama dışarıdan içeri atamıyorlar. O güzel. Vurdum orada. Allah belanı nereye girdim ya? Dur. Geliyor valla. Sniper boyuna çok gitmez gibi geliyor. Hızlı bir oyun bayağı. 156 vurdum. Bu adam bu ne yapıyor burada tek başına ya? Bak burada da varmış. Bam. Bam. Abi çok açık yani. Şu an her şeyi yapabilirmişsin gibi geliyor. Al şunu. Aa ölüyorum. Bir yerden can çekme lazım. Can var veremiyoruz mu ki kendimize? Aa bunun sağ tuşunda özel skill'i varmış bu şeyin. Bak bunu da yeni fark ettim şimdi. Şu sağ tuş yaptığın zaman çoklu atıyor mermiye. Bununla sniper daha iyi gider gibi ama. Vuruyordu. Aa ölüyorum. Sağ tuşu daha iyi vuruyor. Dur. Aa öldürdüm. Öldürdüm. Öleceğim abi artık. Hiçbir şeyim kalmadı bu arada. Ölmüyor la. Vaa wow, patlatıyor valla. Çıkamadım oradan. Dur şuraya çıkacağım. Şuraya çıkacağım. Bir tane mermi gelse öleceğim bu arada. Ha geliyor. Çok tehlikeli. Ölüyorum. Bugün de ölmedik. Hop. Öl artık ya. Nereye geldim aman ya Rabbi dur. Oğlum her yer dolu ama ya bu ne? Ölüyorum. Ölüyorum.
Oyunun hızı beni çok sardı bu arada. Yine mi? Hay Allah'ım, dur tamam. Bir ekran bir saniyeliğine kapandı. Hallediyoruz hemen. Oğlum burada çok kalabalık. Ne oluyor? Öldüm. Şuna stunlandığın zaman neresine ne isterse o tuşa basman gerekiyor. Yukarı ya da aşağı. Kaç 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 kaç. Şunlar stun atıyor direkt. Yakalandım yakalandım yakalandım. Öldüm. Aga be. Oyun beni inanılmaz sardı bu arada. İnanılmaz sardı beni. Bu oyuna yayında oynarız bir ara, tamamını oynarız gibime geliyor. Buradan play deyip giriyorduk. Geliştirdiler mi geliştirdiler. Upgrade yapabiliyor mu artık? Level verin. Puanım muanım bir şeyim yok. Bununla geliştirip falan yapıyoruz büyük ihtimalle. Bunları falan açacağız ilerleyen zamanlarda muhtemelen. Multiplayer gidebiliyorduk. Başka bir şey açılmadı mı? Şurası da mı açılmadı hala? Oynayabiliyoruz böyle özetle. Oyun dediğim gibi abi beni çok sardı. Yani 25 liraya düşmüşken bence alınabilir. Gerçekten güzel. Roguelite oyunları 2D ve slash oyun olarak daha çok oynadım. Bu türü FPS'i ilk defa oynuyorum. Ve çok hoşuma gitti abi şu an. Çok hızlı ve aksiyonu tatlı geldi bana. Ben sevdim oyunu bayağı. Oyunun genel bakışına gelecek olursak, daha da uzatmayalım videoyu. Genel bakışına gelecek olursak grafikleri görüyorsunuz. Böyle Borderlands havasında böyle tatlı bir grafikler mevcut. Oynanış gayet hızlı, zevkli, aksiyonu böyle yaşatıyor. Hikayesi şey olarak böyle çizgi roman gibi falan ilerlemesi çok tatlı abi. Yine o da çok hoşuma gitti. Onun dışında sesleri gayet hoş, güzel. Her şeyi gayet net oluşturmuşlar. İlerleyen bölümleri daha çok göremedik. Daha muhtemelen bir sürü bir şey var. Perkler olsun, işte geliştiriler olsun. Daha bir sürü olayı var muhtemelen. Yayınlarda yer vereceğim. Birlikte oynarız muhtemelen. Gelebilirsiniz sizler de yayınlara. Deyip daha da fazla uzatmadan ilk izlenimimi böylece bitiriyorum abi. Oyunumuz bu şekildeydi.